Son zamanlarda WhatsApp'tan böyle saçma sapan numaralardan mesajlar almaya başladınız mı? Bu videoda işte bu mesajı gönderenlerin gerçek yüzüne bakıyoruz. Tekno'nun kalkıp krep tanıtması kadar saçma bir şey olabilir mi? Uzmanlığınız değil, alanınız değil. 2 yıl öncesine kadar ağzını cikletle TikTok'ta video çekenler, ürünüm çıktı, bu hafta şu ürünüm çıktı, bunu kullanın, şunu için, bunu yiyin. Stok yapın lafını gördüğünüz üründen kaçın. Stok, stok, stokluk ve aylık 2000-3000 lira gibi de gelir sağladıklarını öğrendim. Peki kim bu dolandırıcılar? Meseleyi hiç uzatmayacağım. Olayı bilmeyenler için şöyle kısa bir özet geçeceğim size. +6, +3, +5, +1 işte Endonezya, Malezya hatta yeri geliyor ABD gibi ülkelere bağlı bu numaralardan çok sayıda insana mesaj atılmaya başladı. Hatta belki size bile gelmiştir. Bu videonun çekimine girmeden önce bana bile geldi diyebilirim. Bunları engelleyebilirsiniz ama bunu yaptığınızda WhatsApp'tan sizde kayıtlı olmayan numaraların tamamını engellemiş oluyorsunuz ve bu kalıcı bir çözüm değil. Eğer o telefonu iş güç için kullanıyorsanız bu bir problem. Hiç kayıtlı olmayan numaralar size ulaşamayacak ve herkes engellemiş olacaksınız. Konumuz tabii ki de bu değil ama ben size şimdi yetişkinlere özel bir mavi balina oyunu gibi hazırlanmış konudan bahsetmek istiyorum. Siber güvenlik uzmanı Mert Sarıcan'ın paylaştığı bilgilere göre süreç şöyle işliyor. WhatsApp üzerinden iletişime geçen bu numaralar sizden öyle bir iki basit görev istiyor. Hatta size bu görevleri gerçekleştirdiğinizde ödemesini de yapıyorlar. Bu aşamadan sonra hemen sizi bir Telegram kanalına yönlendiriyorlar. Bu mesajları gönderen numaraların profil resimleri herkese açık oluyor ve genelde kadın figürü kullanılıyor ki bunun sebebini tahmin edebiliyorsunuzdur. Elbette bu profil fotoğraflarının büyük bir onun yapay zeka ile oluşturulmuş ki tersine görsel arama yaptığımızda da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Size bu ilk aşamada yapılan ödemeler için çoğunlukla 20'li yaşlarda üniversite öğrencisi ya da mezun olan kişilerin banka hesapları kullanılıyor. Bu hesapların sahipleri bile isteye mi bu işin içine girmişler ya da bilgileri onlardan habersiz bir şekilde kullanılıyor mu bilmiyoruz. Burası tamamen bir muamma. Hani bu ilk görev yapınca sizi yönlendirdikleri bir Telegram kanalı var ya, oraya geri dönelim. İşte o Telegram kanalına girdiğinizde bir görüyorsunuz, akışta böyle bir sürü ekran görüntüleri var, dekontlar var, insanların ticaret yaptığını ve para kazandığını gördüğünüzde bir gözünüz boyanıyor. Tabii ki bu görüntülerin tamamı sahte. O mesajları atan hesaplarsa Telegram botu. Elbette sıradan bir kullanıcının buna kalma ihtimali çok kolay arkadaşlar. Ama sıradan kullanıcı değilseniz, azıcık böyle dijitalden, bilişimden anlıyorsanız bile bu zokayı yutabilirsiniz. Burada aşırı gerçekçi ekran görüntülerinde de bazen VPN'in açık olduğu, hatta bağlanan hattın 3G teknolojisiyle bağlandığı da net bir şekilde görülebiliyor. Bunun teknik sebebi verilen görevin Türkiye'ye bağlı bir IP adresi üzerinden yapıldığını göstermek olabilir. Şimdi biz bu işten para kazanıyoruz. Peki nereden kazanıyoruz? İlk etapta bize gönderilen ürün linklerine tıklıyoruz, ürünleri beğeniyoruz ve bunun karşılığında bize cüzi miktarlarda para ödeniyor. Peki nasıl ödeniyor? Ürünü beğendiğimize dair ekran görüntüsünü alıp dolandırıcı tarafa gönderiyoruz. Çok basit geliyor değil mi kulağa? Yani bir sayfaya gireceğim, ürünü beğeneceğim, like atacağım, SS'ini göndereceğim ve hesabıma para gelecek. İşte asıl dolandırıcılık olayı tam olarak burada başlıyor. Sizinle konuşmak için Türkçe çeviri botları kullanan bu kanal yöneticileri size ilk tekliflerini iletmeye başlıyor. 500 TL ile 60.000 TL arasında para talep ediliyor ve karşılığında da işte 500 TL'ye 650 TL, 60.000 TL, 78.000 TL gibi geri ödemeler vaat ediyorlar. Ne diyorsunuz? Çiftlik banka falan benzemiyor mu biraz? Bir yerden mavi yumurta çıkacak gibi duruyor açıkçası. Şimdi sen o ilk görevleri tamamladın, hesabına cüzi miktarda para geldi, buna kandın, inandın ve bu insanlara para gönderdin. Sonra o işte bu görüntüde gördüğünüz Endonezyalı Türk dayıya ulaşabilirsen ulaş. Ölme eşeğim ölme. Eğer bu aşamaya kadar her şeyi yaptıysanız çok büyük geçmiş olsun. Tabii biz bu kadar ilerleyip paramızı kaptırmak istemedik. Size de tavsiye etmiyoruz. Aslında biz bir bakıma size bu videoyu çekebilmek için dolandırıcıları da dolandırmış olduk. Şimdi biraz bu dolandırıcılarla yaptığımız yazışmalardan da bahsedeyim size. Bize ulaşan kişinin numarası +1 alan koduna sahipti. Yani ABD'ye bağlı bir numaraydı. Yanıt verip detay istediğimizde kendisi Hepsi Burada adına çalıştığını belirtti. Yani burada aslında Hepsi Burada'yı da töhmet altında bırakıyorlar. Hepsi Burada da bulunan bir mağazaya ait ürünlerin linkini gönderdi ve bizden beğeni ve yorum yapmamızı istedi. Bu şekilde de günde 500 TL ile 2000 TL arasında para kazanabileceğimizi söyledi. Şanslıyız ki aynı zamanda bu ürünleri satın almamız gerektiğini falan da söylemedi ama bunu da yapan var. O ürünleri satın almanızı talep eden ve akşamına ürüne harcadığınız parayı iade eden dolandırıcılar da var. Her şey o sırf ilk adımdaki güveni kazanmak için. Bunu asla unutmayın. Ardından bu dolandırıcı arkadaş beğendiğimiz ürünlerin ekran görüntülerini istedi ve biz de kendisine gönderdik. Az önce anlattığım gibi bizi bir Telegram kanalına yönlendirdi ve yazışacağımız kişinin profil bilgisini paylaştı. Telegram'dan ulaştığımız kişi ise bize daha önceden tanımlanan iş kodunu ve IBAN bilgilerimizi istedi. Kısa bir süre içinde de yaptığımız 3 beğenin karşılığı olarak 50 TL para gönderildi hesaba. Biz bu noktada işin peşini bırakmadık ve EFT işleminde adı geçen kişinin Instagram hesabına ulaşıp kendisine mesaj gönderdik. Dedik ki arkadaşım hesabımıza senden bir para geldi, hayırdır? Bu noktada karşımızdaki kişi bize kaçamak cevaplar vermeye başladı. Anladık ki bu arkadaş sadece kendisine gönderilen IBAN numaralarına para gönderen bir aracı görevi görüyor. Dolandırıcılar da bu kişilere kendi aralarında tüccar diyorlar. Biz kimseyi töhmet altında bırakmak istemeyiz ama bedava sirke baldan tatlı olsa da fazlası midenizi bozar. Mesela nasıl bozar? Diyelim ki paraya ihtiyacınız var ve siz bir şekilde bu işin içine çekildiniz. Günün birinde
bu hesaplar hakkında ya da bu işlemler hakkında ciddi bir soruşturma başlatıldığında kendinizi sanık koltuğunda bulabilirsiniz. Hatta dava masraflarıyla, avukat masraflarıyla ve adli para cezalarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Hatta belki de hapse bile girebilirsiniz. Diyelim ki bu videoyu görmeden böyle bir şey yaşadınız, banka hesabınızda şüpheli bir hareket tespit ettiniz, anında bankanızı arayıp bu işlemi iptal ettirerek durumu onlara bildirebilirsiniz. Şimdi gelelim madalyonun diğer tarafına. Hani bize ilk aşamada ve sonrasında gönderilen, beğenmemiz ve yorum yapmamız istenen ürünler vardı ya, bunlar en çok hangi kategoride yapılıyor? Gerçekten bu kadar saçma bir şey Şahin Bey. Yani mesela web teknonun kalkıp krem tanıtması kadar saçma bir şey olabilir mi? Uzmanlığınız değil, alanınız değil. Benim çıkıp parfüm tanıtmam, işte ne bileyim şu kremi sürün gençleşirsiniz gibi bu kadar saçma bir şey. Bakın 2 yıl öncesi ne kadar ağzını cikletle TikTok'ta video çekenler, ürünüm çıktı, bu hafta şu ürünüm çıktı, bunu kullanın, şunu için, bunu yiyin. Kimyager mi oldular 2 senede? O zaman kimyagerler neden okuyor? Farmakologlar, diyetisyenler, gıda mühendisleri. Biraz kızgınım, kusura bakmayın. Çünkü o iş alanında çalışan insanların yetkinliği bunları konuşmak. Benim dahi haddime değil. Çok tatlı, yemin ediyor. O kadar içten anlatıyor ki diye bir şey satın alınmaz. Dipsiz bir kuyu Instagram. Gördüğüm herkes link veriyor ve herkes kozmetik ürünü tavsiye ediyor. Bu kozmetik ürünlerinin tedavi edici niteliklerinin olduğunu söylüyorlar ki yasak sağlık beyanında bulunuyorlar. Benim en az şu anda 150 influencer'ın ekran görüntüsü screen saving şeklinde ya da print ettiği ve Sağlık Bakanlığı'na sunacağım bir dosyam var. Çok daha fazlası var. Fakat bireysel olarak bizim bunun peşinden koşmamız mümkün değil. E-ticaret sitelerinde bunu yakaladıkları zaman o mağazaları kapatıyorlar. Direkt kapatıyor. Acımıyor. Gözünün yaşına bakmıyor. Ve o kadar çoklar ki onların dahi baş edemediğini düşünüyorum ben. Peki biz bunun peşinden koşamıyorsak kim koşacak? E-ticaret siteleri baş edemiyorsak kim baş edecek? Kozmetik ürünlerle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı sorumlu. Takviye edici gıdalarla ilgili Tarım Orman Bakanlığı sorumlu. Ayrıca bu ürünlerin haksız rekabet oluşturularak satılması, tüketiciyi yanıltmasıyla ilgili olarak da Ticaret Bakanlığı devreye giriyor ve yanıltıcı reklamlar, haksız rekabetten dolayı da ciddi cezalar kesiyor. Bu arada Ticaret Bakanlığı'nın cezaları Sağlık Bakanlığı'na göre daha yüksek. Sağlık Bakanlığı çünkü önce bir uyarı veriyor, diyor bunu düzelt. Ama Ticaret Bakanlığı yakaladığı zaman haksız rekabeti derhal kesiyor cezayı. Örneğin nedir haksız rekabet? Şahin Bey, sizin ve benim kozmetik ürünlerimiz var. Siz de influencer'sınız, ben de. Ben diyorum ki aslında aynı yerde ürettim. Sadece üzerine bastığımız etiket farklı. Üründe bir fark yok. Sattığımız ürün aynı. 20 liraya mal ettirdiğimiz şeyi 250 liraya satıyoruz. Sizinki Şahin, benimki Feyza. Ben diyorum ki bütün kremlerim 2 gün için 30 lira. Ben sizin piyasanızı düşürüyorum ve sizinle haksız rekabet ediyorum. Madem bakanlıklar bu işleri denetleyebiliyor, ticari açıdan beğeni ve manipülasyon gibi işleri takip edebiliyorlar, o halde bu işler nasıl oluyor da devam edebiliyor? En başında onay verilmemesi gereken, piyasaya sürülmemesi gereken bir sürü şeyin bakanlığın sadece evrak üzerinden yaptığı incelemeyle sürüldüğünü görüyoruz. Bakanlığın bu onayları sıkılaştırması gerekiyor. Çünkü şunu bilin ki Sağlık Bakanlığı onayladır diyorlar ya. Kimse düşünmesin ki o kremi Sağlık Bakanlığı alıp test ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın uygunluk şartları var. Evrakları götüren herkes krem çıkarabilir. Siz şu gün krem çıkartabilirsiniz. 500 euro test analiz testi para verip almanız yeterli sizin için. Bu ürünler Sağlık Bakanlığı'na kaydedilmeden piyasaya çıkartılamaz. Sağlık Bakanlığı bunları incelediği zaman muhakkak kaydedilmemiş ürün bulurlar. Ürünler gerçekten teste, analize tabi tutulduğunda içindeki maddelerle gerçekten içerisi bir mi? Bu analizleri de yapabilirler. Sağlık Bakanlığı'nın çok ciddi bir soruşturma ve inceleme başlatması gerekiyor. Halk sağlığını tehdit eden meselelerdir bunlar. Herkes ürün çıkarıyor. Bu ürünler bir haftada nasıl çıkıyor? Bu ürünler nerede üretiliyor? Bunların hepsi muamma. Yok yani bir evet fason üretim yeri gösteriyorlar. Bir üretim bandı gösteriyorlar ama bu YouTube'da da var bu görseller ya da herhangi bir fason üreticinin imalathane denen yerlerde yapılan bu şeyleri gösterebilirsiniz. Bunlar kimsenin fabrikası olduğu anlamına gelmiyor. Laboratuvarları olduğu, bunların ilgili testlerinin gerçek anlamda yapıldığı anlamına gelmiyor ki bunlar zaten dışarıda laboratuvarlarda yaptırıyorlar. Çoğu belki yapılmıyor bile. Parayı veriyorlar, testi alıyorlar, Sağlık Bakanlığı'na sunuyorlar. Bence burada Sağlık Bakanlığı'nın bu testleri ürün onayı verirken daha ciddi incelemelere tabi tutması gerektiğini düşünüyorum. Hukuken orada öyle bir eksiklik olduğunu mevzuatta gördüm. Peki biz internette ve sosyal medyada gördüğümüz böyle tanıtımı yapılan hiçbir kozmetik ve sağlık ürününe güvenmeyecek miyiz? Bütün influencerların size ürün çıkarttım, beyazlatıcı, beyazlatıcı dediğiniz işlem, hekim değilim ama yani bir cildi beyazlatmak kimyasal bir işlemdir. Siz rastgele bunu internette satın aldığınız ürünün içerisinde sizi kanser bile yapacak kanserojen, yani kanser yapar mı kanserojen madde içerisinde
içerebilir. Fütursuzca ve şuursuzca çocuklarınıza kullanabilirsiniz. Lütfen kimse bu ürünleri alıp çocuklarına kullanmasınlar. Herhangi bir yerlerine sürmesinler. Kadın sağlığı açısından çok tehlikeli olduğunu gördüğüm, vajinanıza şunu koyun, bu bölgenize bunları sürün. Bunlar kadın sağlığı açısından tehlikelidir. Hekime gidilmesi gerekir bir sağlık problemi varsa. Hani olur da olmaz ya, siz değil de bir arkadaşınız bir şekilde bu ürünlerden satın aldı. Kullandıktan sonra da hastanelik oldu. Böyle bir durumda bu ürünü satan mağazaya, e-ticaret sitesine, dolandırıcıya tazminat davası açabiliyor mu? Açabilir tabii ki de, ama bu tazminat istemek için başınıza gelen zarar, ziyan ve duyduğunuz elem ve ızdırap ile meselenin bağlantılı olduğunu ispat etmeniz gerekir. Bence bir tüketici böyle bir şey yaşıyorsa bunun onunla bağlantısını kurması bile çok zor. Bunun önlemini almak için bilinçli tüketici olmamız, kullandığımız ürünlerin nerede üretildiğini, nereden çıktığını iyi bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yoksa zaten hukuki süreçler çok uzun, masraflı, hakem heyetine başvurmanın, bakanlığa dilekçe yazmanın bir şeyi yok ama bir avukata danışmak ücretlidir. Size çok daha zarar ziyan olarak döner yani. Mesela 16 bin yorum var. 16 bin yorum benim için ya diyorum, 16 bin kişiye yorum yapmış. Demek ki iyi bir üründür bu. Yorumlara girin, 10 bin tanesi stok yapın. Kıymetli izleyiciler, stok yapın lafını gördüğünüz üründen kaçın. Stok, stok, stokluk. Yahu biz bir sabunu Şahin Bey niçin stoklayacağız? Bakkalda, çakkalda, girdiğimiz zincir markette her yerde satılan bir şeydir sabun. Ya da ne bileyim krem. Krem neden stoklanır? Krem bu tür kozmetik ürünler stoklanmaz çünkü son kullanma tarihleri vardır ve uzun sürede kullanılan ürünlerdir. Bunlar tüketiciyi yanıltmak için kasıtlı yapılan yorumlardır, sahte yorumlardır. Yıldız, çok yıldız, fotoğraflı yorumlara öncelikle baksınlar. Bir fotoğrafla birden fazla yorum varsa bilsinler ki o da sahte yorum. Ve aylık 2000-3000 lira gibi de gelir sağladıklarını öğrendim. Hatta bunlardan pişman olup yorumlarını silen, bu insanları kandırmaktır diye vicdan yapan kişiler de bana ulaştı. Dediler ki abla biz de yaptık. Dedim iyi halt etmiş. Gördüğünüz gibi konu WhatsApp'tan bir çıktı, bakın nerelere geldi görüyorsunuz. Dolandırıcılar bize mesaj atıyorlar da peki bizim numaralarımıza nereden ulaşıyorlar? Aslında bu sorunun cevabını daha önce yayınladığım şu iki videoda anlatmıştık arkadaşlar. Şöyle ki ülkemizde artık ama oradan ama buradan çok ciddi veri sızıntılarının olduğunu hepimiz biliyoruz. Artık bir kişinin sadece telefon numarasını ya da adını soyadını bilseniz bile tüm bilgilerini, secelesini önünüze seren servisler Google'da bile listeleniyor. Peki kim bu dolandırıcılar? Aslında e-ticaret dünyasında bu yorum ve beğeni manipülasyonu çok da yeni bir olay değil arkadaşlar. Ne zaman e-ticaret siteleri ilk kuruldu, işte böyle yorum yapma, beğeni yapma gibi özellikler geldi, işte orada ilk sıkıntılar çıkmaya başladı. Hatta Amazon daha Türkiye'de adı sanı bilinmeyen bir şirketken bile Amerika'da bu manipülasyonlarla çok ciddi mücadele etmeye başlamıştı. Tabii ki dolandırıcılar da kendini geliştiriyor ve günümüz teknolojisine ayak uyduruyorlar. Daha önce yapılan manipülasyonlardan günümüzde yaşadığımız bu olayların tek farkı dolandırıcıların bize artık daha kolay ulaşabilmesi. Siber güvenlik araştırmacısı Mert Sarıca dolandırıcılardan birisiyle konuşurken ona gönderdiği linke tıklatmayı başarmış ve kendisine Tayland'dan ulaşıldığını tespit etmiş. Görünüşe göre bu dolandırıcılar tek taşla iki kuş vuran ekiplerden oluşuyor. İlk kuş beğeni, takipçi ve yorum hizmetleri sattıkları tırnak içerisinde korsan ajanslar. İkinci kuş da ne yazık ki kolay para kazanmanın yolunu arayan masum insanlar. İnternetten para kazanmak bu kadar kolay değil arkadaşlar. Merak ediyorsanız şuradaki videoda onu da size anlatmıştık. Tüm bu detayları bir araya getirince öyle basit bir olayla değil bayağı uluslararası bir suç şebekesiyle karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim. Tabii bir de işin eSIM boyutu var arkadaşlar. Şöyle ki Türkiye'de biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda kullanıma girdi eSIM teknolojisi ve Türkiye'de yaşayan biri yurt dışındaki bir operatörden eSIM hizmeti satın alarak Türkiye'den insanlara yabancı numara gibi gözüküp mesaj atabilir. İşte bu sebeple bu şebekelerin bir kopyası daha küçük çaplarda Türkiye'de de kurulabilir. Ülkede malumunuz öyle Çiftlik Bank'ın, Mavi Yumurta'nın, kripto para dolandırıcılarının ve sabun dolandırıcılarının böyle ardı arkası kesilmiyor. Üzerimize yağıyorlar adeta. Açıkçası bu öyle pek önü alınabilecek, kesilecek gibi de durmuyor. Bu noktada bizim yapabileceğimiz tek şey bilinçli olmak ve fazlasıyla dikkat etmek. Bilinçli olmak derken eğer daha önce böyle bir olay başınıza geldiyse yaşadıklarınızı lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın ki gören insanlar da bilinçlensin, böyle bir tuzağa kimse düşmesin. Başka bir videoda görüşmek üzere.